Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayan yeleklerine çok güzel yakışacağını düşündüğüm bir model anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle ipimi göstermek istiyorum. Alize Süperlana Klasik %25 yünlü bir ip. 100 gramı 280 metre olan bir ip. Burası da renk numarası. Rengi çok tatlı tonlarda bir pembe renk. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelime gelecek olursak, modelim 3 V katlarından oluşuyor. 3 V katları olacak şekilde ilmeklerinizi şişinize takarak örgüye başlayabilirsiniz. Ben 27 ilmeğimi şişime attım ve örgüme başlıyorum. Önce lastik hazırlamanız gerekiyor. Lastiğin sonrasında aynı benim gibi önce arka yüzde ilmekleri ters örerek örgünüze başlayabilirsiniz. Şu anda modelin arka sırasındayım. Ek sıradayım ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlk sırayı ters olarak bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bu defa ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Buraya hızlanmak istiyorum. Videomu kapatmak istemiyorum. Sıraları karıştırmanızı istemediğim için. Hepsini düz olarak ördüm ve tekrar örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi ters olarak sıra boyunca örüyorum. Bu şekilde her modelimin arasında ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 3 sıra boşluğum var. Tekrar hızlanmak istiyorum. Arka yüzden ters örerek tamamladım. Örgümün dördüncü sırasında ve ön yüzdeyim. Modelimin kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğini aldım. İpimi ön tarafa geçiriyorum. İki ilmek ters olarak birlikte kesiyorum. Örgümün başlangıcında ve sonunda yarım model uyguluyorum. Bu yüzden kestiğim ilmek 3 yerine 2 tane. Sonraki 3 ilmeğe model uyguluyorum. İlk ilmeğe geçiyorum. İkinci ilmeğin 1, 2, 3 sıra alt boşluğuna giriyorum ve buradan bir tane ilmek uzatıyorum. İlmeği elimle tutuyorum. Boyunun kısalmasını istemediğim için. Sonra bu 3 ilmeği düz örüyorum. Tekrar aynı noktaya ortadaki ilmeğimin 3 alt sırasına batıyorum ve buradan da bir tane yeni ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde 5 tane ilmek sahibi oldum. Bu kenarlarda keserek gittiğim için herhangi bir artma söz konusu olmuyor. İpimi ön tarafa geçiriyorum ve sonraki 3 ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Tekrar 1 ilmek, burası 2. ilmek, 1, 2, 3. boşluğuna giriyorum ve buradan bir tane ilmek uzatıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve aynı yerden bir kez daha batarak yeni bir ilmek daha çıkartıyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Aralarda 3 ilmeği kestiğimiz için bu kenardaki ürettiğimiz ilmekler sayıyı dengeliyor. Bir ilmek atlıyorum. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3. sırasından bir tane ilmek uzatıyorum. Sonrasında bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum.
ve tekrar aynı boşluğa batarak bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Üç ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Üç ilmeğe model uyguluyoruz. Bu modeli uygularken üç ilmeğin tam ortasındaki kalan ilmeğin altından yeni bir ilmek çıkartıyoruz. Sonrasında ilmeklerin kendisini örüyoruz ve aynı yerden bir tane daha ilmek çıkartıyoruz. Burası kenar bölümü olduğu için iki ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamlıyorum. Üç ve katlar olarak ayarladığınız zaman herhangi bir kenar ilmeği ilave etmenize gerek kalmıyor. Örgümün arka tarafındayım. Tekrar ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Dediğim gibi her modelin arasında bu şekilde 3 sıra boşluğumuz var. Ve her defasında modelimizi kaydırarak devam ediyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi bir kez de sıra boyunca düz olarak örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. Ve ön tarafa geçince tekrar modelimi kurmaya başlıyorum. Burayı da hızlıca geçmek istiyorum. Fazladan vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bakın bu şekilde 3 sırayı arada boşluğumuzu verdik. Aralardan ilmek çıkarttığımız bölüme kesme işlemini yapıyoruz. Kesme işlemi yaptığımız yerden de ilmek çıkartıyoruz. Şimdi başlangıçtaki kenar ilmeğini aldım. Burası kestiğim ilmeğim. Üzerine devam eden bölüm. Bu ilmeğimi örüyorum. Bir tane daha ilmek örüyorum. Modelimin yarısını uyguladığım için 2 ilmeğimi ördüm. Burada toplamış olduğum ilmeğimin içerisinden bir tane yeni ilmek çıkartıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Burası toplayarak kestiğim ilmeğim ve devamındaki ilmeğim. Birinci ilmeğimi atlıyorum. İkinci ilmeğimin 1, 2, 3. Yani ilk başlangıç kestiğim bölümüne batarak bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra 3 ilmeğin kendisini örüyorum. Ve aynı yerden bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Burada ortadaki ilmeğimi yanlarındaki birer ilmekle birlikte 3 ilmeğe model uyguluyoruz. Burası kestiğim ilmeğim. Hemen kestikten sonraki bölümüne batarak önce bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra aynı bölüme batarak bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Sonraki 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum ve ilmek artışını engellemiş oluyorum.
3 ilmeğimi kestim. Şimdi modelimin sonundayım. 1 ilmek atlayıp 2. ilmeğimin 1, 2, 3 sıraltına batıyorum. 1 tane ilmek çıkartıyorum. Sonra kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Dediğim gibi burada yarım olduğu için modelde yarım uygulamamız gerekiyor. Şimdi tekrar örgümün arka yüzüne geçtim. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Böylece örgümüzün ilk başlangıcındaki buradaki yaptığımız işlemleri de burada tekrar geriye dönmüş oluyoruz. Arka taraftan ters örerek tamamladım. Sonrasında iki sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters örüyoruz. Aynı şekilde ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Modelim biraz ilerledi. Bu şekilde görünen bir model. 3 numara şiş ile çalıştım ipimi. Burası da arka tarafı. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.